Murat Bardakçı, İngiliz Dışişleri Bakanı, Türkiye AB'nin uydusu oldu diyor. Uyanmamız için daha ne söylemelerini bekliyoruz? Avrupa Birliği'nde dananın kuyruğu nihayet koptu ve birliğe üye ülkelerin liderleri Brexit'i yani İngiltere'nin birlikten ayrılmasını onayladı. İki seneden bu yana devam eden Brexit tartışmasının Türkiye için en faydalı tarafı Avrupa'nın bize senelerdir nasıl bakıp nasıl gördüğünü ortaya çıkartması ve bunun bizzat İngiliz Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın ifade etmesi oldu. The Telegraph gazetesinin geçen gün birlikten ayrılma konusunda İngiliz hükümet toplantısında yapılan görüşmelerle ilgili haberini bilmem okudunuz mu? Gazete anlaşma taslağı toplantıda bazı bakanlardan itirazların geldiğini, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Türkiye tuzağı ifadesini kullanarak anlaşmanın İngiltere'yi AB'nin uydusu haline getirmesi ve Türkiye gibi AB'ye üye olmaksızın süresiz şekilde Brüksel'e bağımlı kalması ihtimalinden bahsettiğini yazdı. İşte senelerdir daldığımız Avrupa rüyamızın sonunda geldiğimiz nokta budur. İngiliz Dışişleri Bakanı'nın ifadesiyle bir Türkiye tuzağı yani hayali içerisindeki beklentilerin neticesinde uydu olup çıkmamız. Türkiye'nin bir şark memleketi olduğunu hatırlarına bile getirmeden kendilerini Avrupalı zanneden, Avrupa'nın bağrını açmış vaziyette bizi kabul edeceğine inanan, bu uğurda her türlü tabizi veren, daha fazlasını vermeye de hazır olan ve bize ait kalması gereken ne varsa feragattan çekinmeyen Batı hayranlarımızın, entellerimizin vesairemizin daldıkları rüyadan uyanıp da Hant'ın sözlerini işitmiş yahut gazetelerde okumuşsalar ne hissettiklerini hakikaten merak ediyorum. Ama adam haklı. Bizi senelerdir basbaya enayi yerine koydular diye düşündüklerini hiç zannetmem. Büyük ihtimalle eninde sonunda Avrupalı olacağız. Bizi aralarına almaya mecburlar. Başka çareleri yok demiş ve onlar gibi onlardan biri olma hülyasına dalmaya devam etmişlerdir. İki asırlık boş hayal. Avrupalı olma hayaline kapılmamızın üzerinden neredeyse iki asır geçti. 18. yüzyılın ortalarında başlayan batılılaşma maceramızın temelinde aslında öyle Avrupalı olmak gibi bir düşünce yoktu. Cephelerde uzun seneler boyunca hep mağlup düşmüş, askeri alanda hiçbir muvaffakiyet gösteremez hale gelmiştik. Ard arda topraklar kaybedilip sınırlar da gittikçe daralmaya başlayınca kurtuluşun tek çaresinin Avrupa'nın askeri gücüyle teknolojisini almak olduğuna inandık ve batılılaşma maceramız işte böyle başladı. Ama Avrupa'ya askeri alanda örnek alıp güçlenmek hevesimizin yerine zamanla Avrupalı olma hayali geçti. Hala o hayalin peşindeyiz. Garplı değil şarklı olduğumuzu hatırımıza getirmeden küçük çocuk misali amca beni de aranıza alsana diye koşuşturup duruyoruz ve her defasında gelen cevap hep aynı. Dur bakalım iyice yontuldun mu? Hele biraz daha büyüyüp adam ol o zaman düşünürüz diyorlar. Bizse adamlar sanki kollarını açmış da sanki nerelerde kaldınız hemen gelin aman acele edin çabuk olun sizi bekliyoruz diyorlarmış gibi ısrar içindeyiz ve derin bir iştiyak içerisinde beklediğimiz buyrunuz sözü bir türlü edilmiyor. Bu konudaki karar bir türlü verilmiyor ve emin olun hiç verilmeyecek. Bu kadar ısrar dolu çabalarımızın neticesinde elimize ne geçti sorusuna şimdiye kadar verilmiş olan en mükemmel cevap İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın geçen hafta ortaya koyduğu Türkiye örneğidir. Yani Avrupa Birliği'ne bir hayal uğruna süresiz şekilde bağımlı olmamız onların uydusu haline gelmemiz gerçeğidir. Avrupa Birliği İngiltere'nin ayrılmasının ardından artık Almanya'nın güdümünde bir topluluk halindedir. Jeremy Hunt'ın Türkiye hakkında söylediklerinin Avrupa Birliği'ne, birliğinin de senin de dememizin zamanının çoktan geldiğini gösterdiğini fark etmediğimiz takdirde, Brüksel kapılarında daha birkaç asır maalesef böyle sürtünüp duracağız demektir. Murat Bardakçı, Habertürk